Merhaba TV Gamers YouTube takipçileri, Tales of the Neon Sea'nin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bu seriyi izlerken eğleniyorsunuzdur. Değerli arkadaşlar, 3. bölümde Bayan Peri'nin katilini gün yüzüne çıkartmak üzereydik ki babası devreye girdi. Küçük bir kızdan şüpheleniyoruz, kanıtlarımız çok güçlü. Bakalım bu bölüm bizlere neler soracak. Gerçekten hikaye oldukça keyifli geçiyor. Dedektif Rex'in başına bakalım daha neler gelecek. Dilerseniz videoya geçelim. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Ve hala kanala abone olmadıysanız lütfen desteğinizi ihmal etmeyin. Kanala abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başlayalım bakalım. Evet. En son buradan geçemiyorduk çünkü bizden bir iş yapmamızı istiyorlardı. Aman yanlış şeylere bastım hep. Ben yine oraya... Ha, bir dakika. Yukarıdaki mi acaba kapandı? Fark edemedim tam ne olduğunu. Tamam. Burada bir puzzle var. Bu tarafa çıkabiliyormuşuz. Evet, elektriği kestik. Çok güzel. Tamam, artık elektrik yok. Buradan ilerleyebilirim. Bir dakika, ne istiyor bizden? Bir bakalım. Hızlıca geçtim. Oradaki adamları çok kıskanıyorum. Çünkü her gün Bayan Ena'yı görüyorlar. Bayan Ena şuradaki resim sanırım. Aydınlatma yani. Patronla tanışmak ister misin? Neon ışıkların Bayan Ena ile aynı renk olmasını sağlayabilirsen içeri girmene izin verebilirim. Tamam. Bu muydu? Thank you.
ne istiyorsun sen benden? Neon ışıkların Bayan Ena'yla aynı renk olması. Bayan Ena, bir dakika. Bir dakika. Aşağıda bir şey vardı. Bir dakika, bir dakika. Bayan Ena şu duvardaki mi? Kırmızı, sarı, yeşil. Kırmızı, sarı, yeşil. Haydi, yanlış yere gittik. Kırmızı, sarı, yeşil, tamam. Kırmızı. O zaman kırmızı bu. Kırmızı, sarı, yeşil. Atlıyorum canım. Çıkart beni patrona. Hop. Düzeneye bak, düzeneye. Hey yavrum, hey. Teşekkürler şişman kedi. Şurada ne var? Daha burada bir şey yok peki. Patron kediyi bir görelim bakalım. Kimmiş bu patron kedi? Bourbon ailesinin salonu. Baba, patron kedi köpeğe benziyor be. Brandsey. Orada dur. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Böyle buraya bu şekilde giremezsin. Tamam Bratsey. Küçük arkadaşımızı korkutma. Üzgünüm patron. Sadece işimi yapıyorum. Patron buymuş. Patron yalnız şekil şukul bir kedi ha. Endişelenmene gerek yok. Aslında tam olarak doğru zamanda gelmiş olabilir. Bourbon ailesi onun gibi bir kediye ihtiyaç duyuyor. Sen William olmalısın. Senin hakkında bir şeyler duydum. Saygıdeğer Don Vito. Lütfen biyokedilerin bölgesine girmeme izin ver. Büyüklerine nasıl saygı duyacağını biliyorsun. Bu böyle bir kibarlık, bu şekilde bir erdemli davranış genç nesillerde pek de görülen bir hareket değil. Bu ailemiz ve topraklarımız için çok çalkantılı bir zaman. Bu yüzden sıkı yönetim ilan ettim. Ailemizin kedileri dışında hiçbir kedi geçemez. Senin için iyi haber şu ki, çok önemli bir görev için biraz yardıma ihtiyacım var. Bunu benim için yapmayı kabul edersen, dilediğin gibi seyahat etme şerefini, iznini alacaksın. Tabii ki yapacağız.
Baba, bana reddedemeyeceğim bir teklif verdin. Bakalım bu patron kedinin derdi neymiş? Her kedinin kendi kaderi vardır. Artık buradasın. En iyi şekilde hizmet et. Teşekkürler Don Vito. Senin için ne yapmamı istersin? Birisi biyolojik kedi ailemize sızdı ve ailemiz hakkındaki bilgileri düşmanlarımıza sızdırıyor. Onu benim için yok etmene ihtiyacım var. Şüphelendiğiniz birisi var mı? Ayrıntılar hakkında danışmanım Martin'le konuş. Bu biyo kediler her şeyi biliyor. Tamam, anlaşıldı. Bu sorunla ilgileneceğim. Herhangi bir ipucu bulduğunda ona bildir. Bu konuda ona tamamen güvenebilirsin. Bu görevi tamamla ve Bourbon ailesinin bir ferdi ol. Şimdi danışman Martin. Genelde patronların veya devlet liderlerinin danışmanları, yaverleri sıkıntılı olur. Bu beyaz kedi mi acaba Martin? Yok, Connie'ymiş bu. Yani sizin anlayacağınız, ben direkt danışman Martin'den şüphelendim. Babam Fisher ailesiyle ilgili mesele yüzünden beni cezalandırdı ve çok sıkıldım. Biraz eğlenmek ister misin? Güzel olurdu ancak şu anda biraz meşgulüm. Acelen ne? Eminim benim için piyano çalmak benim için piyano çalabilirsin birkaç dakika burada harcasan olmaz mı? Peki. Abi. Bir daha göster. Oy. Bak şimdi. 3, 1, 1, 4. Tamam. Allah Allah. Nasıl çaldım ama? Çok üstün piyano yeteneklerim vardır. Haydi. Bir daha çal. Dın 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 dın. Harika performans. Mükemmel, mükemmel. Topunu bize verdi. Oğlum topunu niye bize verdi? Ha, belki de biz bunu, bu itemi kullanacağız bir yerde muhtemelen. Danışman Martin muhtemelen aşağıda. Aşağıdaki o eleman. Bu mu yoksa Martin?
Yok, bu Martin değilmiş. Buraya gelmenin benim için ne kadar zor olduğunun farkında mısın? Tamam, buradan gideceğiz. O zaten belli. Bundan sonra buradan zırt 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 yukarı aşağı yapacağız. Martin sanırım şu. Şu beyaz gözlüklü kedi. O Spike'miş bu. Çeki bakayım kedi önümden. Allah Allah. Martin ki bu mu Martin? Bunu rastgele buldum şu anda. Tamam da arkadaşım. Ben bunu neden yaptım şu an? Onu anlamaya çalışıyorum. Tamam. Tamam. Bu neydi şimdi? Ha, Martin buymuş ya. Ulan. Martin de hiç hain birine benzemiyor aslında. Eğer buraya geri döndüysen demek ki patronun görevini kabul ettin. Şu biyolojik kediler hakkında ya da belki ona hain demeliyim. Patronun kafasında şüpheler var. Ailenin kurucu üyelerinden biri olan Tessio, pişmiş kedi nanesi bağımlısı. Onu genellikle kasada kestirirken bulabilirsin. He, şu sağ tarafta içeride uyuklayan kedi mi? Hikaye gerçekten çok değişik, güzel. Benim hoşuma gittiği için oyunu sonlandırmaya çalışacağım. Elimden geldiğince ilerleteceğim değerli arkadaşlar. Çünkü bu tarz oyunların içerikleri hakkında ciddi eksikler var. Hizmetkarlar ekibinin lideri Polly, insan ninjalarını taklit etmekten hoşlanıyor. Ve her zaman kendini gizlemeye ya da gizlenmeye çalışıyor. Polly. Bir şüpheli daha var. Onunla daha önce tanışmış olabilirsin. Bu ailenin en güvenli üyelerinden biri. Patronun sağ kolu. Bradsey. Yo, yukarıdaki miydi Bradsey? Şu gözlüklü. Yok ya.
O bir şüpheli o lanet biyokedilere gelince. Çok dikkatli olmalısın. Sorularım var. Abi bu işin içinde Martin var. Eminim bundan. Biyoketleri nasıl ayırt ederiz? Bugünün biyokedileri görünüş olarak kolayca tanınabilir. Ancak aradığımız birinci nesil biyoket, yani biyolojik kedi. Bu biraz farklı. Bekle, birinci nesil biyokedi mi? Onların tamamı ölmedi mi? Belki, belki hayır. Yakınlarda terk edilmiş bir apartman dairesinde kitaplarla dolu bir oda buldum. Bu yüzden bazılarının bir kütüphane oluşturmasını sağladım. Birinci nesil kedilerle ilgili bir biyoketlerle ilgili bir resim buldum. Ancak insanların yazdıklarını okuyamadığım için de bir şey bulamadım. Allah Allah. Ama sen William, İnsanlara buranın çoğundan daha yakın olduğun için bazılarını okuyabilirsin. Araştırmanı yaptın, değil mi? Evet, biraz okuyabiliyorum. Mükemmel. Orada ihtiyacın olan malzemeleri bul ve değerli bir şeyler keşfedersen bana haber ver. Bir şey daha var. Omerta'nın kanununu hatırla. Bundan kimseye bahsetme. Bak. Önemli bir şey bulduğumda sana neden getireyim? Bir de terk edilmiş bina nerede onu bilmiyorum. Şuradan bir ineyim bakayım. Bu tarafa gitmek istemiyorum. Şuradan aşağı in. Tamam, buralardan değil. Bunu anlamış olduk. Bu tarafta bir şey yok. Buradan da bir yukarı çık. Buradan da bir yukarı çık. Bir dakika, bir dakika dur. Dur. Ben bir içeri atlamak istiyorum önce. Evet, Tesio yine kedi nanesi almış. Bizim Tesio'yu bulmamız lazım. Abi buraya neden beni zıplatıyor? Onu anlamış değilim ben ya. Hani bunun için mi yani? Bu ne ki? Abi buradaki kedi gitmiş.
Tetsuya bu. Kim o? Lord Tetsuya dinleniyor. Git buradan. Bay Tetsuya. Kapıyı açar mısınız lütfen? Yardımınıza ihtiyacım var. Meşgulüm. Merak etmiyorum. Lütfen beni yalnız bırakın. Tetsuya lütfen dışarıya gelin. Dışarıya gelmenize ihtiyacım var. Pişmiş kedi nanesi hakkında bir şey söyledi mi? Tamam. Buna ben kedi nanesi bulup getireceğim. Bu belli oldu. Bu bağımlıyı biz yoksa buradan çıkaramayız. Ha, bu da buraya gelmiş. Şimdi bizi bırakmayacak değil mi buraya? Aynen. Şimdi bir dakika dur. Şunu açsam ne oluyor? Bir dakika, şuraya girsem. Ulan öldüm sandım. Aa, nereye indim ben? Şimdi etrafı bir incelemek istiyorum. He, bahsettiği kitaplar burada. Oğlum kütüphane dediğim bu muydu? İnsanlar her zaman yaratan rolünü oynamaktan zevk alır. Ancak bir gün eylemlerinin sonuna gelecekler. Şu araştırılacak yere girelim bakalım. Nedir? Sorularına cevap arayan orada mı? Perdenin arkasında kim var? Ben telepati üstadı. Sorularını cevaplayacağım. Evet, hadi cevapla bakalım. Garip kıyafetler içinde bulunan garip medyum ustayla konuşmak mı? Konuşalım abi. Konuşalım. Belki de bize bir yani ne bileyim tanık olduğu bir şeyi söyler. Yaranmak için belli mi olur? Tanıştığım kedilerden farklı görünüyorsun. Astrolog musun? Sivri şapka takan insanlar gibi.
Genç adam, gizemli şeyler için harika bir yol. Geleceği tahmin edebilirim ve insanların kaderini görebiliyorum. Görünüşe göre bazı becerilere sahipsin. Bana bir şeyler söyleyebilir misin? Aslında seninle ilgileniyorum. Geleceğini fal bakmadan görebiliyorum. Birkaç yıl boyunca gezgin olacaksın. Ve birkaç yavru kedi doğuran dişi bir kedi bulacaksın. Hayatını tavan arasında yaşayacaksın. Bu benim kedi hayatım mı? Klasik falcı çıktı abi. Şimdi bir dakika. Buraya girmenin bana ne faydası var? Girdim. Tamam, burada bir şey yok. Şöyle bir ilerlemek istiyorum. Daha fazla ilerlemiyor musun? İlerlemiyor. Peki tamam. Şuradan üst kata bir çıkalım bakalım. Aa, yanlış yaptık. Atla bakalım. Hop, nereye çıktık? Bu adamla konuşamayız. Gel abicim. Baka bak. Aa, kedi kaldı burada. Şimdi ne oldu? Burada bir sıkıntı var burada. Bak, burada buraya atlamıyor. Geri de atlamıyor. Oyun bug'a girdi, iyi mi?
Valla ben buradan bir şey anlamadım ya. Burada bir terslik var. Şimdi bak buradan buraya atladım. Tamam. Şu kediye kedi nanesi bulacağız. Pişmiş kedi nanesi. Şimdi oradan çıktık. Direkt en aşağı indik peki. Bu tarafa daha fazla gitmiyor. Peki buraya girdik. Buradaki mevzu nedir abi? Burada bir bulmaca var. O kesin. Onu anladık. Peki bir de bunu böyle kullanalım. Yani şuradaki olayı yine atlayamıyorum oraya ben. Ha, bir dakika dur bakayım. Dur bakayım dur dur dur. Böyle bir amacı yok ki bunun. Bak şimdi bu böyle olacak. Atladım. Buraya atladım. E ama ben ilerlemek istiyorum. Bak buradan da buraya atlıyor otomatikman. Hoş olmuyor. Bir daha deneyelim. Bu sefer başka bir şey deneyelim. Şunları düzeltelim. Abi böyle atlayınca da bug'a girecek şimdi. Bak mesela inmiyor, aşağı inmiyor. Allah Allah, burada değişik bir sıkıntı var ya burada. Abi burada tam ucuna atlıyor, olmuyor. Allah Allah, burada bir saçmalık var.
Burada bir saçmalık var. Oyunda bir bug mı var burada acaba? Bir sıkıntı var burada. Bak şimdi kapattık. Bir dakika bir şeye bakacağım. Oradan oraya zıplanıyor. Allah Allah, çok saçma. Şimdi birden fazla mod mu var ya? Bir dakika, bir dakika. Şimdi bak böyle yaptı, tamam. Atladın. Ya burada bunun takılması çok saçma. Allah Allah. Oradan oraya atlar mı? Gözünü seveyim. Allah Allah, çok çok komik. Değerli arkadaşlar, buradaki
bug'a girme mevzusundan sonra olayı çözdüm. Saçma bir hata varmış burada. Ama çözdüm. Buraya kadar oynadıktan sonra açıkçası oyunu devam ettiremeyecek olsaydım üzülürdüm. Şu ne yapıyor? Şu da şöyle yapıyor. Hop, buradan içeri girdik. Hadi bakalım. Ya gerçekten bug'a girecek ve oyunu götüremeyeceğim diye korkmuştum. Şu kedi nanesi mi? Evet. Kedi nanesi. Onu aldık. Burada bir kitap daha var. Neymiş bu kitap? He, kütüphane diye bahsettiği yer burası. Eski evcil hayvan dergisi. İlk nesil bioketler hakkında ayrıntılı bilgi. Güçlü yönleri, zayıf yönleri. Görünüşe göre test için bir folyo bulmam gerekiyor. Bazısı mutlu oluyor, bazısı sinirleniyor, bazısı ağlıyor. Bazıları. Hop, yukarı atlayalım. Evet, buradan nereye gidiyoruz? Ulan kedi olmak da zora. Nereye çıktık şimdi biz buradan? Buraya girmemiş miydim? Ha, burada bir kitap daha var. İnsan makine anlaşması. Robotların insanların 3 ilkeyi yazmasına izin verdiğini hatırlıyorum. Kaynak kodlarına. Umarım insanlar bunu biz kedilerde denemeyeceklerdir. Evet, şimdi burayı çık abi, buradan çık. Ha, buradan çıktık, geriye gidemiyoruz. Bu tarafa da atlayamıyoruz. Peki. Çık yukarıya. Çık yukarıya. Hop hop. Şuraya gir. Hop. Hop, buradan da yukarı git. Tamam. Buradan aşağı git. Yo, buradan yukarı git. Aşağı git. Tamam, şimdi buraya atlayabilirim. Buradan buraya atlayabilirim. Şu ne? Ana! Burada saklanan bir kedi çıktı. Benim kılık değiştirmek için bazı yeteneklerim var. Var da kedi William'dan kaçmaz aga.
Sen kimsin? Niçin buradasın? Abi cevap versene. Geldik buraya. Bir dakika şimdi. Geldim buraya, atladım. Ne oldu şimdi, ben anlamadım. Buraya bundan lazım. Eyvallah, peki. Burası böyle olacak. Burası böyle olsa... Ama o zaman da hareket edemiyorum. Bak şimdi buraya atladık. Buradan buraya atladık. Şimdi korkuyorum tekrar bug'a girecek diye. Aha vallahi folyodan bir şey buldum. Bir şey buldum işte, adı aklıma gelmedi. Evet, gerçek bir bioket. Bunun karşısında kesinlikle çaresiz kalacaktır dedik ve sen bir yok etmişsin lan. Ha? Neyse, deneyemedik. Evet, çok güzel. Oh be. Ama bir dakika, o kedi William'ı merak ediyorum ben. Aman, William demişim. Neydi o kedinin adı? Şurada saklanma üstadıyım diyen var ya. Yok, bu kalkık kalacak şöyle. Tamam. Şuradan şuraya, hop buradan buraya. Hop buradan buraya. Buradan buraya. Poli. Patron mu gönderdi seni buraya? Ben sadece bir test yapacağım. Rahat ol. Teste hazır mısın Polly? Sadece unicorn boynuzlu, tek boynuzlu at. Baktım ve hiçbir şey olmadı. Başarıyla testi geçtin. Teşekkürler. Güzel. Buradan oraya atlayabiliyor muyum direkt? Atlayamıyorum. Peki. Bu insin. Karşıya geçmek istiyorum sadece. Heh. Şimdi testlerimizi yapalım. Poli'yi test ettik. Hadi bakalım, devam edelim testlere. Ama bak, elimde ne var benim? Biraz daha bulmam gerekiyormuş şey. Bir dakika abi. Şurada pişirecek miyiz yoksa? Vallahi burada pişirecekmişiz. Bak, aklıma geldi. Ulan olaylar nasıl birbirleriyle bağlantılı? Kokusuna gelecek öteki kedi. Ay, şu ay yaşı denemek istiyorum ben. Denemedik mi abicim biz?
He, almamışım. Pardon. Bir de almam gerekiyormuş. Bu ya. Bu pişmiş nane otu. Nane otu muydu? Neydi lan? Ondan işte. Kedi nanesi, kedi nanesi ya. Adı aklıma gelmiyor ya. Kafam karıştı. Genç adam, biraz yaşlılara saygı göster. Sen Tesio olmalısın. Senin üzerinde hızlı bir test yapmam gerekiyor. Rahatla ve bunu gördüğünde bana nasıl hissettiğini söyle. Tesio'cum, bak canım benim. Patron öyle dediğine göre yapmam gerekiyor. Yap bakalım aslanım. Teste hazır mısın Tesio? Başlatıyorum. Lütfen unicorn'a bak. Bu da ne böyle? Sen seri seri etrafta dolaşıp duruyorsun. Test bitti. Teşekkürler zaman ayırdığın için. Tesio rahatlıkla kedi naneni mi, kedi şekerini mi, ne zıkkımını yiyorsan ye. Bir de şu gözlük. Şu muydu? Değilmiş, o değilmiş. Soruşturman bittiğinde gel beni bul. Babacım sen de yani siz de maşallah. Az yardımcı olun ya. Şimdi bir kedi daha vardı. O kedi şu muydu ya? Adı neydi hatırlayamıyorum ki. Başka kedi kaldı mı? Bir dakika, en aşağıdaki kediye insek. Şimdi şu kediyle konuştuk. Burayı hiç kullanmadım, onu anlayamadım. Bir yerde atladığımız bir vaka var. Patronun mekan şurası. Bir de patronun mekana girelim. Girmediğimiz bir tek orası kaldı. Brass şey buymuş bak. Evlat, yalnız bırak beni. Sakin ol. Sana sadece bir test yapacağım. Teste hazır mısın? Lütfen unicorn'a bak.
Patron az önce tek boynuzlu ata tepki mi verdi? Bana da o tepki verdi gibi. Sen ne yapıyorsun? Benimle alay mı ediyorsun? Testim bitti. Teşekkürler. Haydi. Martin'e bunları rapor etmem gerekiyor. Oğlum kafayı mı yedin ya? Ulan arkadaş, Martin'den şüpheleniyorduk. Patron şey çıktı. Bunu şimdi nasıl söyleyeceğiz? Testlerim bitti kardeş. Bulduğum bilgilere göre birinci nesil bioketler tuhaf bir şekilde folyoya takıntılı. Bu yüzden şüphelileri test etmek için bunu kullandım. Üç hedeften hiçbiri de folyodan yapılmış unicorn'a tepki vermedi. Ancak Bretzi'yi test ederken patron tuhaf davrandı. Ona söyledin mi bunu? Harika. Çok iyi iş çıkardım William. Ancak bu bilgiyi kendimize saklasak iyi olur. Görevini tamamladın. Bu yüzden Spike'a söyleyeceğim, sana izin versin. Böketler son zamanlarda oldukça heyecanlı. Tetikte olmalısın. Peki. Artık yok, buradan değil. Artık buradan gidebiliriz. Ulan patron hain çıktı, iyi mi? İşe, olaya bak ya. Oğlum. Heh. Bioketler bunlar mı? Ana, evet. Başıboş kedi de nereden çıktı? Defol git buradan. Bu aptal köpekle bir bölge savaşının ortasında olduğumuzu görmüyor musun? Diğer ailelerden gelen kediler burada olmamalı. Savaşa bak. Çok komiksiniz ya. Ne oldu? Köpek kazandı savaşı, ha? Aa. Bir an kapıyı kapatacak zannettim. Aha. Bulduk. Çabuk Elizabeth'e geri dönmem lazım.
Güzel. Ben burada bunları var ya Rex'e anlattım, unutmuşum bile. Güzel güzel. Yani birileri büyük heyecanlar yaşadı ha. Seni tam anlamıyla anlayamamak gerçekten üzgünüm. Her iki durumda da cinayet silahını aldığın için sana teşekkür etmeliyim. Burada biraz kuru balık ye. Bizim bir de bir BBX vardı baba. Onu sözde iyi edeceğiz bir gün. Geç oluyor ve tamirhaneye gidip o adama, yaşlı adama implant cihazını sormam gerekiyor ve bir taksiye binip bara gideceğim. Evet. Dövmeciymiş orası. Burası bizim evimiz. Aa, küçük kız. Aman, o kız değilmiş ki bu. Repair shop ha. Kapalı mı ha? Bu kadar erken mi kapattın bu yaşlı adam? Gerçekten çok tembel. Morax dışında başka bir implant cihazını bilen birini düşünemiyorum. Sanırım artık Bara Royd'un yanına gitme zamanı geldi. Ya bunlarla konuşmak bana fayda verecek mi mesela, merak ediyorum. Molly. Ne diyor bakalım Molly bize? Molly güzel şeyler söylemiyor. Vazgeçtim Molly'den. Bu amcaoğlu da balık tutuyor. Ulan. Neyse biz taksi durağına gidelim. Ve taksiye binip. Taksiye bak. Görünüm eski model ama uçan taksi. Güzel. Bu evreni seviyorum ya. Gerçekten bu oyunlarda tabii ki bu düzensiz düzeni seviyorum yani. Bu Cyberpunk evreni gerçekten hoşuma gidiyor. Şu az önce gördüğüm halüsinasyon. Eğer gerçekten kahinin son anısıysa, yani o robotun son anısıysa o zaman 3 ülkenin sınırlarını aşmayı başardı. Bu o zaman bir devrim demek. Tabii robotlardan biri bu kuralı aştıysa ötekilerin de aşma potansiyelinin olduğunu söylüyor.
riskli bir durum. Kıyamet bahçesi olayı. O kabustan sonsuza dek kurtulacağımı düşündüm. Beni daha çok endişelendiren o garip implant cihazının orada olacağını hiç hayal etmemiştim. Bir kez daha ortaya çıktığından beri halüsinasyon görmedim. Karmaşık sesler ve çılgın bağırışlar beni çıldırttı ve oradan tamamen kaçamadım. Bu kontrol eksikliğini bir daha asla yaşamak istemiyorum. Belki de bu implant cihazı bu hastalıktan sonsuza kadar kurtulmam için bir fırsattır. Royd'un cihazın fotoğrafını çekip çekmediğini merak ediyorum. Kahretsin. Şimdi biraz içebilirim. Mad Magic. Ekran kayması kesinlikle yok oyunda çok fazla. Royd şurada. Buradasın, uzun zaman oldu. Belki de bir dahakine daha uzak yerler seçmelisin. Ne? Fantezi deniz anasısı mı? Çılgın harika bir atmosfer var burada. Kesinlikle uzak ama aynı zamanda özel bir sohbet için iyi bir yer. Bugünün vakası muhtemelen yeni özel görev ekibi tarafından bastırılacak. Bu zaten olayı kapatmak için üst merciler işe dahil oldu. Hala istediğin fotoğrafı almaya çalışıyorum. Bu arada neden o robotta neyin bu kadar önemli olduğunu bana söylemiyorsun? A003 Kıyamet Bahçesi'ndeki olaydan beri vücudumun nasıl tuhaf davranmaya başladığını hala hatırlıyor musun? Eski ortağım Abel'ın bana bıraktığı hediye. Elbette. Seni kurtarmak için Abel kendini feda etmeyi seçmişti. Bu seviyede mekanik transplantasyon aynen belki de bazı ciddi komplikasyonlara sebep olacaktı.
Doktorlar vücudumun fiziksel olarak bazı şeyleri reddettiğini, bu yüzden de vücudumun mekanik kısımlarını arttırdığını söyledi. Ve sonra aniden ortadan kayboldu. O zamanlar beynim çevremdeki robotların düşüncelerini ve hatıralarını otomatik olarak alıyordu. Benim için her gün Araf'ta yaşamak gibiydi. Ama bir süre sonra yavaş yavaş iyileştim. Değişik bir sonra ne oldu? Yıllardır bu tarz bir şey olmuyordu. O zamana ait anılarımın çoğu çok belirsiz. Hayal ve gerçeklik zihnimde iç içe geçmiş durumda. Bugün o robotun çekirdeğine dokunduğumda benzer bir tepki aldım. Görsel bir halüsinasyon. Bu sefer her şeyi düzeltmem gerekiyor. Sezgin bana sorunun robotun beynine yerleştirilen cihazda olduğunu söylüyor. Daha derinlere inmem lazım. Anlıyorum. O fotoğrafı elimden geldiğince çabuk alacağım. Burada dikkatli olmalısın. Burada karşılaştığından daha fazlası var. Burada olduğumuza göre biraz eğlenelim. Görmekten mutlu olacağın eski bir arkadaş getirdim. Aha, bu kim lan? Rex, seni burada göreceğimi beklemiyordum. Abi bunu nasıl okuyacağım ki ben? Sun diyelim. Sürpriz. Onu buraya getireceğini asla tahmin edemezdim. Sun, buralarda ne yapıyorsun? Çok uzun zaman olmuştu. Burada hala takılabilirim. Mekanın sahibi benim. Yine de çok fazla buraya gelemiyorum. Çoğu zaman oldukça meşgulüm ama yine de zaman zaman eski bir arkadaşım için zaman ayırabiliyorum.
Zun beni bu barla tanıştırdı. Yakın zamanda bir görevde onunla karşılaşmıştım. Ve ne diyebilirim? Büyümeye başladım. Takımdan ayrıldığımızdan beri iletişimi kaybetmiştik. Skies diye gittiğini duymuştum. Lanet ailem olmasaydı aslında özellere katılacaktım. Ben en iyilerden biriydim. Hatırladın mı? Kendinizi övmeyi bırakın. Herkes eğitim görevlisine rüşvet verdiğinizi biliyor. Ulan Rex. Peki ya sen Rex? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Sen biz mi konuşalım, Sun'u mu dinleyelim? Biz konuşalım ya. Hayatımda çok heyecan verici şeyler olmuyor. Nasıl olduğunu biliyorsun. Sağlık sorunlarım var. Bu yüzden biraz ara verdim ve ilgi odağımdan uzak durdum. Şimdi kendi dedektiflik büromu yöneterek para kazanıyorum. Abi açlıktan nefesin kokuyor. Gözünü seveyim, ne para kazanması ya. İstifa mektubunu gönderdikten sonra çok çılgın zamanlardı. Senin için söylemesi kolay. Seninle iletişim kurmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ortadan kayboldum. Bana ondan bahset. Ödül törenini önceki gün tartışıyorduk ve sonra bildiğin şey, Rex tek kelime etmeden gitmişti. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ksun, Skyside'deki hayatını merak ediyorum. Ben mi? Biliyorsunuz Skyside projesi gündeme geldikten sonra Sherlock Howe onu tanıtmaya başladı. Kısa süre sonra ailem işim için oraya taşındı ve geniş ailem bana yardım ediyordu. Sky City'nin nüfusu artıyor. Ama hükümet nadiren kalıcı ikamet garantisi veriyor. Yani her an kovabilir. İstemediği ya da yeterli nitelikte olmayan grupları rahatlıkla şutlayabilir. Verileri test eden araştırmacılar dışında seçilen nüfusun çoğu sosyal elit tipler.
görgü kuralları ve görgü kuralları konusunda ne kadar çılgın olduklarını biliyorsun. Oldukça sinir bozucu. Sky City'nin gökyüzünde çok az robot olduğu doğru mu? Evet, robotların çoğu aptal çalışma birimlerinde. İnşaat sektörüne daha akıllı robotlar alındı, ancak daha sonra hepsi sürüldü. Açıkçası ben robot teknolojisinin, yani günümüze, evlerimize daha çok girmesini ilgiyle bekliyorum yani. Hadi konuyu değiştirelim. Çılgınca bir şey duymak ister misin? Rex, bugün olay mahallini arayan kişi. Buna inanabiliyor musun? Royd kendini överek, kendini öne çıkararak Bayan Peri davasını açıklamaya başlar. Çok fazla içtim ve tuvalete gitmem gerekiyor. Tuvalet nere ki? Ha şurası. Üstünde yalnız rüyalarımızda gördüğümüz sembol vardı. Abi save de aldı. Evet değerli arkadaşlar, bölümümüzü burada sonlandıralım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tales of the Neon Sea gerçekten hikaye açısından oldukça güzel ve sürükleyici ilerliyor. Biraz yavaş ilerlediğinin ben de farkındayım, ancak çeviri yapmak oldukça süreci yavaşlatıyor. Yazıları zaten hızlı hızlı geçseniz sadece elimizde puzzle kalıyor. O da pek uygun değil. Dedikten sonra hoşçakalın değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın.